kolay efendim. Dündü dün. Dün mü? Aha. Nasıl geçmiş? İyi geçmiş. Kemerini takmamışsın canım. Aa, taktım. Ha, takmış pardon. Herkese günaydın. Açtım. Abi de takmamışsın deyince. Şimdi annemi aldım. Annemle beraber obezite merkezine gideceğiz. Ablamların endokrin. Bir de ne oradaymış? Bir iki bir şey daha oradaymış. Sen hiç gittin mi oraya? Şimdi oraya gideceğiz. Sen gittin. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şimdi nasıl oldun? Ben iyiyim. Sadece işte hani ister istemez sahurda. Ama sesin düzelmiyor bir türlü. Nasıl düzelmiyor? Yani ha, çatallı mı? Evet, çatallı. Benim gibi oldun. İyiyim ama iyiyim. İyi oldu. Şimdi gidelim. 10:20 geçer randevumuz. Ha, daha var. İlk işe şey para yatıracağız. Gülsen'in göbeğine iğne yapmışlar. Niye? O koltuk altındaki şeyler için. Kaç gün dedi Zafer göbeğime iğne yaptı. Yok dedim ben öyle kendi kendime cesaret edemem. Anne herkesin şeyi farklı. Sen sana şimdi öyle bir şey mi yapılacak diye kurdun? Yok ne korkacağım. Ya, yapmışlar diyorum demek istiyorum. Ya, onun ya. Farklı hastalığı senin farklı. Şey. Herkeste olan jandarma gidiyor bak. Koltuk altında şey varmış. Kist mi? Nodüller varmış. Koltuk altında kist olur. Onun ultrasyonunu çekmişler. Bana diyor sana bıraktıracaklar şimdi diyor. Şeyi bıraktırdılar. Ben biliyorum dedim her zaman ameliyat olduğum için. Kan sulandırıcı. Kan sulandırıcı. Tabii onu ablam da dedi. Dedim Elif'in annesi dedim. Anca olurken kan sulandırıcı kesilmez mi? Ama anne o acil yapıldı. O kadının ya kalp krizi geçirseydi onu bekletme şansları yoktu ama ki. Ama müşahede altındaydı 2 gün. Tamam 2 gün kestiler. Kesmediler mi? Doktor zor durdurmuş. Bir saat tamam, diyor. O damar artık ama onun 4. oldu ya yazık damarları da şey oldu. Kadının hep kasıktan giriliyor. Normalde koldan yapılıyormuş artık anju. Ay dilim damağım şimdiden kurudu. Ama onun koldan olmamış. Niye bilmiyorum. Hemen şu AVM'nin orada biliyorsun değil mi? Öğretmen evi de biliyorum. Öğretmen evinin ilerisinde araba koyduğum yer vardı benim bir ara hatırlarsın. Öyle işte arkadaşlar şimdi anamla gidelim. Bakalım ne diyecek. Hayırlısı olsun. Bir şey diyor mu? Ne diyeceğim herkese seni selam. Seni öpüyor herkes. Geçen konuşmaların çok hoşlarına gitmiş yine. Selam söylüyorum. İnşallah hayırlısıyla oruç da biter. Şu felaketler de biter. İnşallah. Bak, inşallah. Allah yardım etsin. Deprem bölgesinde ya. Olan vatandaşlarımıza. Nerede? Nerede? Maraş'ta. Ne zaman? Dün? Dün. Çok oluyor. Ben anlamadım ya. Ama bu kadarını da hiç duymamıştık. Ben de duymadım. Yani tekrar tekrar... Allah yar ve yardımcıları olsun mübarek günlerde. Çok. Amin. Dün Gülsen de öyle diyor. Diyor ki ben diyor Allah'a güveniyorum. Hepimiz Allah'a güveniyoruz zaten. Kul bir şey yapamaz ki. Allah kurban olduğum Allah. Allah akşam yar ve yardımcısı olsun herkes. Mesela düş aldıktan sonra Yasin'den başladım. Tebariye dualara kadar hep yaptım. Allah kabul etsin. Okudum. Sümer dedim. Ölsen de dedim akşamları bunu oku ölmüşlerine. Tabii. Ama bazen öyle halim oluyor ki yastıktan kafayı kaldıramıyorum. Kan ilacı beni kötü yapıyor. Bak şimdi kan ilacı almadım aç karnım ya. Bir gün içme o zaman. Bırakacağım zaten 5 tane kaldı. Tamam o zaman içme. Ölümden döndürüyor beni ya. Niye ama dokunuyor anne? He? Aç karnı içtiğin için mi? Ama kan ilacı aç... ağır geliyor herkesin. Ağır ağır. Eskiden de verdikleri bak, zamanda iğnesini veriyorlardı bana hep. Bulamıyorum yani içemiyorum kan ilacını. Geldik bak senin evden kapatmadım. Ana 5 dakika sürmemiş. İlerisi gerçi 5 dakika anne bizim evden. Ha. İyi hastaneye gitsek daha yoldaydık. Buraya ben ilk defa geliyorum. Hastane nerede? Buraya burada beni... Bülent Ecevit Üniversitesi'nin havuzu var. Yüzme havuzu. Ha onu biliyorum. Bak orada da Bülent Ecevit Üniversitesi obezite ve diyabet merkezi. Her şeker hastaları da buraya. Ha, ana bayağı araba var. Buraya her hafta 2 kere benim bitişi kızı getiriyor buraya. Onu. Öyle mi? Şeker hastası mı o teyze? Tabii. Şuraya koysam yürürsün değil mi? Az bir mesafe var. Yürür. Ne var orada? Tamam. Şu bineye gitmeyecek. He buna geldik. Biz geldik arkadaşlar. 31 plaka deprem bölgesi. Ben burada çok mu şeyde kaldım anne? Şuraya gideyim anne. Burayı sevmedim sanki ama o adam oradan nereye? Bakın gidiyor? Buraya geldik. Hemen AVM'nin yan tarafı da. Buranın girişi. Ha burası anne. İlk vezneye gideceğiz. Üşüdün mü? Normalde buraya koyuyordum. Bak bir tane yer yok. Şey ama hava çok güzel sabah olmasına rağmen. İnşallah böyle. İçim açıldı. Dün dışarıda annemi ta arkada bıraktım arkadaşlar. Ablamın hastanesine yolladı hoca bizi. Niye derseniz
Anneme kan sulandırıcıyı nöroloji hocası başlamış. Ondan onay gerekiyor biyopsi için. Ha şimdi hemen biyopsiye karar vermeyecek. Ne yapacak biliyor musunuz? Annemin 2017'deki sonuçlarına falan da baktı. Büyüme var tabii ki dedi. Ama gerekirse biyopsi yapacağım iki taraftan dedi. Şimdi 4'te ultrason çekilecek. Buradan işte bu ilaca onay alacak ki kan sulandırıcı kullanan hastalarda biyopsi yapmıyormuş. Malum hani. Ay Allah gerçekten dediğim gibi buralara düşürmesin, eksik etmesin. Annemi arabada bıraktım. Bir tane yer olmaz mı ya? Neyse bakalım. Şimdi burada bu işimi halledeceğim. Ondan sonra annemi eve bırakacağım. Daha sonra tekrar annemi alacağım. Ultrasona gideceğiz. Bugün yani hastanelerdeyiz. İnşallah yeter ki sonu iyi olsun da kurban olduğum Allah dermansız dertler vermesin hiç kimseye. İçinde bizlere de. Gidiyorum şimdi. Allah. Ablamın yeri orası normalde. Şimdi biz nörolojiye geldik. Bakalım bugün halledebileceğiz mi burayı? Ablam çok zor diyor da. Artık bakalım. Annem ne durumda acaba? Bir saattir buradayım. Kapıyı açarsın demiştim sıkılırsam. Uyudum artık bakalım da. Şöyle doktor onayı verdi. Biyopsi yapılırsa 5 gün önceden annemin kan sulandırıcısı kesilecek. Zaten dediğim gibi gün verecekler de bakalım 4'te ultrason çekilecek ya. İnşallah böyle önemli bir büyüme falan yoktur. Vallahi Allah buralara düşürmesin, eksik de etmesin. Kurban olduğum Allah kimseyi sağlığından etmesin. Burası da diş hekimliği. Bakın şimdi ben ne kadar yürüyeceğim. Ta şu tarafa doğru gideceğim ben. Hemen annemi eve bırakacağım ki kahvaltısını yapsın, ilaçlarını içsin, tansiyon ilaçlarını falan içmedi. Ben de Allah bugün bir güç kuvvet verdi çok şükür. Şu anlık iyiyim yani. Ama iftara yakın pert olurum kesin. Olsun. Buralar görüyor musunuz? Hep böyle ormanlık. Şimdi annemi bıraktım, kahvaltısını yapacak. Ben nereye geldim? Sahile geldim. Niye geldim? Bugün sosyete pazarı var. Kırlent bakacağım. Arabayı da ta adliyenin oraya koydum. Şöyle size de deniz havası çekeyim dedim. Neyse şimdi böyle gidelim. Kırlente bakayım bir karar vereyim. Krem hoşuma giderse alacağım. Ondan sonra eve gideceğim. Annemi tekrar alacağım. Bugün yoğunum yani arkadaşlar. 2 dakikada buraya uğrayayım dedim. Hem de şöyle sahil havası alayım dedim. Hava yalnız bugün çok güzel gerçekten. Söğütlerin güzelliğine bakın. Şimdi şurada bir çay içerip simit yenirdi ama Ramazan'dan sonra inşallah. Ben geldim. Saat 12 ama yani yine de kalabalık sayılır. Yani çok kalabalık değil tabii ama saatine göre. Gerçi buraya erken gelmek daha mantıklı. Şimdi neredeydi? Şuradaydı o yastıkçı abi. Bir bakayım siz de bana fikir verin alayım mı? Gerçi siz bunu izleyene kadar ben ya almamış ya almış olacağım. Neredeydi? Kız gelmemiş mi? Ha orada. Krem düşünüyorum çünkü yeşilin aynı tonunu uyduramam ona. Şimdi geldim yastık kılıfı 30 ama yastığıyla beraber alınca 60 galiba. Bana uyacak sadece krem. Ya çok açık. Yeşil zaten yok da bir abiye de sorayım ama ya. Şöyle. Ay tüh. Ben buna hayatta karar veremem. Şöyle krem gibi. Karar veremedim. Siz de bana söyleyin de haftaya bakayım o zaman. Niye derseniz o şimdi düz yeşil ya. Abiye sordum da o senin zevkine kalmış diyor. Bunu böyle yastığıyla alırsam bu şekilde 70'miş. Ama sadece kılıf alırsam 30. Bakın renkler böyle. Haydi bana akıl verin ama bence olacak en şey şu gibi gözüküyor. Yani öyle gözüküyor. Ay arkadaşlarıma attım, Elif'e de attım. Onlar da karar veremediler. Şöyle ileriye de bakayım. Çok dolanmayayım çıkayım. Hala kabanlar falan var yalnız. Şu tarafa da bakayım. Oradan gideyim arkadaşlar. Bakın burada da böyle tişörtler gelmiş. Ben bu ara hep evde giymeye tişört bakıyorum ya. Ne kadar bu tişörtler? 75. Renkleri de var bakın. Evde giymeye lazım da.
böyle karıştırırlar da güzel şeyler olurdu. Bilmiyorum. Ben bulamadım bu hafta bir şey. Şurada tişörtler var. Bunlar ne kadar acaba? Gerçi bunlar da 50 yazıyor. Böyle evde giymeye bulsam. Diyorum ya. Bana en çok evde giymeye lazım. Şu nasıl? Los Angeles. Seveden. Bakın şöyle var. Bunlar iğrenç fazlası. Koton'un ama XS. Gerçi geniş gözüküyor. Bence evde giymeye iyi. Alsam mı ki? Bana olmasa Yaren giyer. Bana dar olabilir. Bir bakayım da bedeni var mı? Şöyle. Bu da S. Ama yok kırmızı. Ay, kırmızı da başka yok galiba. Şimdi şöyle yapayım da. Bu da hoşuma gitti böyle evde giymeye. Bunun bedeni neymiş? Hep XS ama kocaman bunlar. Şunu da M buldum. Vallahi bu ikisini evde giymeye alıyorum. 50-50 100 lira. Gayet iyi. 2 gün sonra çamaşır suyu yapacağım nasıl olsa. Ay bunun bedeni olsaydı benim morum kötü oldu. Bu da iyi. Yastık kılıfı diye geldim. Şöyle 2 tane ev tişörtü aldım. Orası iğrenç fazlası ama güzel şeyler oluyor. Şimdi yavaş yavaş böyle baka baka çıkalım. Hadi bakalım. Artık eve gideyim ki dinleneyim, annemi almaya geleyim. Biz Batman'da köyde görev yaparken şöyle bunlardan Yaren'i almıştım. Köyde rahat giyiyordu ama ne güzel gözüküyor. Şunlar da bakın hepsi 35 TL'ymiş. Ha, bilmiyorum ayağa zarar verir mi ama. Ama görünüşleri güzel. Gezer'in. Aa, orijinal mi ki Gezer'in? Baksanıza. Şunun malı gayet güzel ama şu an güneş vuruyor. Bir plastik kokuyor ki burası. Güzel ama ya. Şu ikisi. Acayip plastik kokuyor ama. Bilemedim. Oralarda da var. Burada da ne alırsanız 35. Şunlar da güzel. Bunlardan nasıl oldu almamışım ben. Şöyle şunlar var. Bayağı bir şeyler var. Ay kalabalık ama ben gideyim. Her şey 35'miş böyle. Ay bunlara bakın. Küçücük. Kristaller ne modaydı. Benim çeyizimde de vardı. Şimdi araba bugün biraz uzak yerde ama sahilden doğru yürüyeceğim. Bir simit kokuyor arkadaşlar. Bir simit kokuyor. 2 tane aldım. Ya iftarda ya sahurda yerim. Vallahi canım istedi. Ay oruçlu olunca da insanın canı her şey istiyormuş ha. Aha, buraları silmişler galiba. Evet. 1 saat uyuyayım. Yarın da kursta. Ondan sonra tekrar çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim geldim çok şükür. Ay düşüyordum. Hala uykum var ama bunu iftardan sonraya saklıyorum. Saat 3 oldu. Bir 45 dakika falan uyumuşum. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Onun da bir 30 dakikası var ama artık ben gideyim o çalışsın. Çöpümü falan ayarladım. Şimdi annemi almaya gideyim. 4'te hoca burada olun dedi. İnşallah hayırlı sonuçlarla çıkarız bakalım. Öyle arkadaşlar, o kadar iyi geldi ki şu an bu uyku anlatamam size. Çok güzel. Bakın asansörde kaldık annemle. Vallahi. İyi ki ben varım. Sen varsın. Yok panik yapma canım. Açacaklar elbette. Bir sürü ben insan var da. Kokuyorum yalnız benim. Ama kaldık. Kapı açılmıyor. Nasıl? İlgileniyorlarmış evet. Şimdi açacaklar. Bir asansörde kalmadığımız kalmıştı. Ay tövbe. İyi misin? Şunu aç biraz. Yok. Açarlar sen... şimdi. Ya şu kapı açılmıyor. Sen ufaktın. Alarmını falan kaldı. Onu hatırlıyorum. O zaman korkmuştum. Çünkü o dardı. Hayır öbürüne. Aha. Işığı gitti. Bir şey olmaz. Heyecanlanma. İyi misin? Açıyorlarmış. Heyecan yapma. Allah'tan ara katta kalmadık. Dua et. Şimdi annemle arabaya bindik. Hoca gördü. Ablamın oraya tekrar hocaya şey soracağız. Şimdi annemin olmadan önce 5 gün neydi o? Kan sulandırıcı. Onun kesilmesi lazım. Ama şimdi bu hoca da diyor ki hani çok kötü gözükmüyor. Evet büyük nödüller diyor. Ama diyor 5 gün diyor hani tehlikeli bir süreç olur diyor. Kan iğne verilmesi gerekiyormuş. Ablam kullandı onu. Şöyle kullandı. Sulandırıcı iğnesi. Eğer onu verirlerse diyor yapayım diyor.
13 Mart, ay pardon, kafam da gitti ya. Vallahi kafam iyi değil. 13 Nisan'da. Ama iğne vermezlerse onu diyor tehlikeye atmayalım diyor. Ben şimdi ablamla konuşacağım. Anneme kalsa annem aldırmak istemiyor zaten de gönlünce oldu. Eğer yok, şöyle bir şey var. Ben şeyi aldırmak istemiyorum. Parça? Parça değil ya, şey işte biyopsi olmak istemiyorum. Bu biyopsi için uğraşıyor adam. Ameliyata karşı değilim. Hayır ki. Ameliyat demiyor anne, yaşından dolayı. Ameliyat zaten şu an ameliyat göre yani konuşamıyor Mike. Onu yapacak da ne olacak, ne verecek? Bak şu an dedi ki anneme de anlatayım, size de anlatayım. Şu an dedi ki anne, teyzenin dedi çok şey gözükmüyor dedi. Tehlikeli gözükmüyor dedi. Bir tanesinden almam gerekiyor zaten dedi. Öbürlerinden almayacağım dedi. Onlardan da almam için dedi teyzeye 5 gün dedi kan sulandırıcı içmesin demişler. 5 gün uzun bir süre dedi. Teyzenin beyninde sıkıntılar da var dedi. O yüzden dedi oradan iğne başlatılması lazım nöroloji tarafından. Ona göre. Ne? Gülşen karnından iğne oldu. Neyse işte arkadaşlar, bir ablamla konuşacağız, bakacağız. Nasıl olacak? İğne verecekler mi? İğne verirlerse yapılacak ama iğne vermezlerse parça alınmayacak anne. Gidiyoruz şimdi, annemi bırakayım. 4. İyi, erken bitti. Hemen aldı çünkü bizi. Boşver. Gördün mü? Olmasın. Kanama tehlikesi de var. Olmasın daha iyi. O zaman niye geldik anne hocaya? Evet, ameliyat ederiz bir şey yaparsın. Anne ameliyat eder mi öyle? Nödüller öyle pat diye alınmıyor ki. Alsalar senin gençliğinden beri var. Ama büyüdü. Bak ben sordum. Ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Hocam dedim, bende de yeni dedim tembellik var dedim. İlacımı dedim ben dedim sahurda alıyorum dedim. Dedi ki eğer dayanabilirsen dedi iftarda iç, yarım saat sonra yemek ye. Çünkü dedi sahurda ister istemez çay içiyorsun, kahve içiyorsun, tok oluyorsun ya. Ve acıkmıyorsun. Ben onu söylemiştim. Gerçekten de acıkmıyorum yani. Ya. Ama ha, diyorum da sahurda bir, aman iftarda bir yarım saat daha aç kalacağım. Neyse. Ha, açmayacağını. Tabii yarım saat bekleyeceksin diyor ya, ondan sonra. Ne yapacaksın, ne yapacaksın yeşim? Su içsen zararlı mıdır? Nerede? Su içeceğim işte. Suyla ha. İlacımı içeceğim. Yarım saat bekleyeceğim. Yani ha, ben tamam. Herkesten geç açacağım. Ben onun gibi mı? Neler yaptım. Boş öyle başa gelince. İyi ki sordum ama bak. İlacın etkisi olmaz o şekilde dedi. Neyse hadi biz gidelim. Ay ne kadar da böyle paçoz gibi görünüyorum ben. Hı. Annem bile bugün diyor ki senin saçların diyor böyle olmazdı diyor. Tabii tuhaf gördüm. Boyamıyorum ben dedim. Ama bunlar kolay şey, kolay beyazlamaz, beyazlatamazsın. Geçen arkadaş demiş ki, ne demiş ya, bunlar yaşanmışlıklar demiş. Ne kadar hoşuma gitti bak, bunlar yaşanmışlıklar Sümerciğim. Az gezmedi bu kız. Ay öyle, hadi bakalım hayırlısı, çok şükür en azından nödüller yani iyi gördü öyle söyleyeyim. Ama ne kadar çok saydı senin de benim gibi. Buradan da ta ileriden. Şimdi biz ediyoruz. Ani kararla çarşıya indik, annemin kulaklığında sorun varmış da onu göstereceğiz. Daha doğrusu borusu mu uzayacak? Yok değil, yok o zaman falan değil. Çok sıkı yapmışlar. Acıkıyor, yara yaptı. He, onu yaptıracağız. Acıkıyor öyle. Uyanmıyor. Onu yaptıracağız. Oradan annemi bırakırım. Ben de yavaş yavaş giderim. Benim de çorbamla pilavım var da yanına ne yaparım bilmiyorum. Bakarız artık. Pilav mı yapacağım? Pilavım var. He, iyi. Acıkıyorlar. Ses yiyor. Güzel ama hava değil mi? Bence önünü kapat ya, anne ya. Yok, düşünmüyorum ya. Şimdi annem buradan aldı kulaklığını da onarımı burada oluyor. Geldik bakalım. Kulağım dönmüyor ya. Şimdi bu küçük olsa tamam mı? Acı, o zaman acıtmaz, bol gelir. Sen acıtıyor diyorsun bak. Ben size dün yaparken dedim ki ekmek birkaç gün yeter. Maalesef bir gün bile yetmedi. Şimdi dünden pidelerim vardı. Yaren çok sevdi. Özlemiş tabii ki, ben epeydir yapmadım. Şöyle 7 dakika yapayım. Şurada simit var. Elif'i de iştaha getirdim. O da almış. Bunu gece inşallah sahurda fritözle güzel ısıtacağım. Buna da Ayfer demiştim ya, gülmüşsünüz de. Şöyle 2 tane çikolata aldım. Bakın ekmeğimiz bu kadar kalmıştı. Şimdi ne yapıyorum? Çorbam var, pilavım var. Yoğurtla pilav yeriz dedim. Mercimek çorbası var, kıtır ekmekle yeriz. Bir de ablamın verdiği zılbıtı şöyle bol soğanla, karabiberli kavurayım dedim. Aslında buna yumurta çok yakışıyor ama benim Yaren asla yumurtalı yemiyor. Şimdi tek elle karıştıramıyorum. Bu güzel kavrulsun. Çay da demleyeceğim.
Doktorun dediğini yarından itibaren yapacağım. Hani dedi ya, iftarda aç kal diye. Onu artık yarın yaparım. Bugün çünkü gerçekten çok yoruldum ya. Bir yarım saat daha aç kalırsam herhalde bayılırım. Öyle arkadaşlar. Bugünkü menüm böyle. Soframı göstermem zaten. Buranın halısına da çöp suyu döktüm. O yüzden onu da yıkamaya atmıştım. O da bitmiş. Birazcık camı açalım. Şimdi burada yemek pişerken burayı açarsam camlar buhar yapıyor. O yüzden burayı açmak zorunda kalıyorum. Ay nasıl güzeldi bugün hava var ya, maşallah hala çok güzel. Biraz serinlemiş ama çok güzel bir hava vardı bugün. Öyle arkadaşlar, şimdi yemekler olsun. Evet, saatlerimiz 9'a çeyrek var. Yemeğimizi yedik, bayağı bir oldu. Hatta az önce yatsı ezanı okundu. Ben de böyle uyumamak için direniyorum. Hemen çay da demledim tabii ki. Birer tane magnolia kalmıştı Yaren'le, onları da yedik. Normalde Yaren muzlu çok sever. Çilekliyi de yer ama bayıldı. Anne diyor ya, kaplardan, böyle küçük kaplara yaptım ya, bilmiyorum, bize daha lezzetli geldi, öyle söyleyeyim. Ya da şey, ben sürekli hani Bim'in kremasıyla yapıyordum. Bu sefer Bim'in yalnız bu sefer Pınar'la yaptım ya, belki ondan, bilmiyorum, bize çok lezzetli geldi ya da özledik, her neyse. Böyle mayıştım. Dediğim gibi uyumamak için direniyorum ama belki birazdan bir kestiririm. Şimdi arkadaşlar, bugün neler oldu? Evet, annemle arabada anlatmaya çalıştım ama demin böyle baktım. Ya çok da konuşamamışım yorgunluktan falan. Size şey söyleyeceğim. Gelir gelmez halıyı yıkamıştım ya, onu attım. Renkliler vardı, aldığım tişörtleri attım. Sizin çocuklarınız da, daha doğrusu kızlarınız da öyle mi? İnanın benden çok tişörtü, benden çok kıyafeti, benden çok ayakkabısı var. Ben ayakkabı alayım. Hemen ikinci gün der, anne senin ayakkabını giyeyim mi? Şimdi diyor ki, anne diyor, kırmızı tişörtünü öbürünü de çok beğendi. Ben bunu yarın giyeyim mi? Dedim giy, istiyorsan senin olsun. Gerçekten güzel, iyi aldım. Orası ihraç fazlası. Bilecik'e selam olsun. Bilecik'te çok güzel ihraç fazlası ürünler olurdu. Çok alırdık böyle. Hatta hiç unutmuyorum. Yaren küçüktü. O zaman ablam mı vardı benim yanımda? Galiba ablam gelmişti. Yaren böyle bebek arabasında, biz ablamla ihraç fazlası seçiyoruz. Yaren almış arabaya atmış. Almış arabaya atmış. Çok gülmüştük. Hala var mı bilmiyorum. Beni Bilecik'ten izleyen arkadaşlarım var. Yazarsanız sevinirim. Daha doğrusu komşularımla da görüşüyorum ama hiç sormadım. Ne yalan söyleyeyim. Çok güzel ihraç fazlası olurdu. Gerçi pazar yeri biz oradayken değişmişti. Seneler oldu Eygide. İnşallah yine gitmek nasip olur. Böyle her akşam yaşadığım bir ili anıyorum, görüyorsunuz yani. Kendi otomatik böyle anılar canlanıyor gözümüzde. Neyse arkadaşlar, he işte öyle bir gülüştük sofrada. Tişörtlerime göz koydu. Yani 50 TL'lik tişörtler. Onunkiler yemin ederim daha kaliteli, daha güzelleri. Ben kendimi almayıp zaten onu alıyorum. Ya siz de öylesinizdir. Evlat olunca kıyılmıyor tabii ki. Babası demin sofradayken aradı. Bir ayakkabı bakmış. Güldürdü bizi. Çok güzel diyor. 41 numara size olur mu diyor. Dedim Allah seni barış. Biz ikimiz de 38-39 giyiyoruz. 41 hayatta olmaz bize. Güzelmiş, indirimdeymiş ama bir tek 41 numarası kalmış. Güzel Nike'ın neydi ya? Yaren şimdi duymaz. Güzel bir şey. Ne kızım? Yok, duymadı. Duydu zannettim. Neyse işte arkadaşlar, annemin işini de ablamla annemle şöyle bir karar verdik. Hoca bize bıraktı. Dediğim gibi böyle tehlike görmüyor. Hani ben size dedim ya, iğne, o herhalde kan sulandırıcı iğne. En azından diyor, ben parça aldığım günde diyor iğne vurulmuş olursa tehlikesi olmaz. Ama şimdi diyor 5 gün diyor önce kullanmayacak, daha sonra da herhalde kullanmayacakmış, birkaç gün işlemden sonra. O yüzden onu dedi şeye atmayalım dedi. Siz de karar verin dedi. İğne vermezlerse dedi 6 ayda bir takipte olsun dedi. Annem zaten yani çok sevindi, aldırmak istemiyordu. Biz de hani kafamız rahatlasın, bir de hoca görsün istemiştik. Ablam da o zaman öyle yapalım dedi. Aldırmayalım. 6 ay sonra tekrar getirelim dedi. En son ona karar verdik. Ablama demin diyorum ki, öğlen demeyi unutmuşum. Bugün birkaç kere konuşmuştuk. Abla dedim, biz annemle asansörde kaldık. Şaka yapıyorsun diyor. Vallahi dedim, asansörde kaldık. Annem dedim biraz panikledi. Ben kamerayı açtım. Böyle konuşurken biraz daha kafası dağıldı. Gerçekten ilk böyle eyvah falan dedi. Dedim sakin ol, panikleme. 10-15 dakika falan sürdü galiba. Allah'tan bir çıktık, herkes bize bakıyor. Ay çok güldüm. Şimdi akşam üzeri de ne çok da konuşacak şeyim varmış. Instagram'da Gamze'ydi sanırım. Gazipaşa Caddesi'nde anneciğinle seni gördüm Yeşim abla dedi.
inan videolardakinden o kadar dedi zayıf, o kadar minyonsun ki dedi. Böyle duyunca çok mutlu oluyorum tabii ki. Ben ekranlarda galiba iki kat fazla görünüyorum. Çünkü beni kim görse aynısını söylüyor arkadaşlar. Sanırım hani bir de telefonu yan tutuyoruz ya, onun etkisi de var. Demin çektiklerime baktım böyle, annemle arabada sohbet ediyoruz ya. Annem böyle Edi, ben Büdü gibi yani kocaman irice çıkmışım. Aslında annemle aramızda o kadar fark yok da. Gerçi annem eskisi gibi değil, zayıfladı bayağı. Neyse çok konuştum. Bugün benim için çok yoğundu ama gördüğünüz gibi inşallah yarın da böyle olurum. Allah böyle bir kolaylık verdi. Başım ağrımadı. Çok halsizleşmeden her şeyi hallettik. Allah'ımıza bin şükür. Şimdi diyeceksiniz ki öğlen hani annene niye gitmedin de sen eve gelip tekrar gittin. Benim evde işlerim vardı. Yapmam gereken şeyler vardı. O yüzden eve gelmem gerekiyordu. Yani iki iş oldu ama olsun. Neyse. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünkü videomuz anacığımla oldu. Anneciğimle olan videoları seviyorsunuz zaten. Ben de böyle arada çekiyorum. İyi de oluyor. Ne bileyim, iyi de oluyor arkadaşlar. Annem de yani böyle, neyse o konulara girmeyeceğim. Sizleri seviyorum. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar burada buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Her zamanki gibi hepinizi öpüyorum. Zonguldak'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.